Evet, merhaba arkadaşlarım. Şimdi biz sizle nereye geldik? Türk İslam Devletleri'nden devam ediyoruz. Büyük Selçuklu'ya geldik. Bugün yalnızım. Bugün arkadaşlarım yok. Böyle direkt kameraya bakarak video çekeceğim. Bakalım nasıl olacak. Ama sakin sakin, yavaş yavaş ders yaparız biz sizinle. Hiç sorun değil. Şimdi Büyük Selçuklu Devleti'ne baktığımda biz sizle Karahanlıları, Gazneleri gördük, değil mi? Orta Asya'daydı. Gazneler Afganistan'daydı. Karahanlılar Orta Asya'daydı. Mavera-i Nehir'e egemen oldular Karahanlılar. Hatta Gaznelilerle işbirliği yaptılar. Orada bir Samanoğulları diye bir Abbasi valilerin kurduğu devlet vardı Mavera-i Nehir'de. Onu ortadan kaldırarak Mavera-i Nehir'e egemen oldular. Direkt böyle söylüyorum çünkü artık sen Mavera-i Nehir neresi? Biliyorsun Seyhun ve Ceyhun nehirleri arası. Tabii Karahanlı Gazneli devletleri yaşarken bir de kim vardı? Büyük Selçuklu Devleti İran'da kurulacak. Hemen şöyle bakalım. Şunu bileceğim ilk önce. Selçuk Bey. Selçuk Bey liderliğinde Oğuz Yabgullar Devleti vardı hani Hazar Denizi'nin üstünde. Ben size bahsetmiştim buna. Selçuk Bey liderliğinde İran'ın Cent şehrine geldiler. Tamam, İran'ın Cent şehrine geldiler. Tabii şunu da söyleyeyim, bize tarih ÖABT'de sorulmuş bir sorudur. Oğuzların birçok kolunun kınık boyu. Ha, burasını sordular bize. Kınık boyu çok basit bir soruydu. Biz de şaşırdık onu nasıl sorabildiğini. Kınık boyu tarafından kurulmuştur Selçuklar. Şimdi ikili yönetim vardır bu devlette. Karahanlılarda da vardı. Hatta Tuğrul ve Çağrı Beyler döneminden de bunu göreceğim zaten arkadaşım. Kardeş bunlar, ülkeyi birlikte yönetiyorlar. Biz hemen şöyle dedik. Tuğrul Bey kardeşi Çağrı Bey ile birlikte yönetecek ülkeyi. Çağrı Bey ile birlikte yönetecekler ülkeyi. Tabii ki bize burada kim lazım daha çok? Tuğrul Bey. Aslında 1010-1015 yıllarında falan Tuğrul ve Çağrı Beyler Anadolu'ya keşif amaçlı seferler yapıyorlar. Anadolu'da kim var bu dönemde? Tabii ki Bizans ya da Doğu Roma İmparatorluğu. Yani hani burasını bir Türkiye haritası olarak düşündüğümüzde İran şu bölgedeydi. Buradan içeri girecekler. Keşif amaçlı seferler yapacaklar. Bizans'ın ya da Doğu Roma'nın gücünü tartacaklar. Sonra Türkler Anadolu'ya girmeye başlayacak arkadaşlar. Tamam, buna dikkat ettim. Şimdi Tuğrul Bey döneminde neler olmuş? Ona bir bakalım. Tamam, 1010-1015 yıllarında keşif amaçlı seferler yapıyorlar dedim bak Anadolu'ya. Ama tam kurulduğu tarihe dikkat et. 1040 Dandanakan Savaşı olacaktır resmen kurulduğu tarih. Şimdi Tuğrul Bey zamanında şöyle iki tane savaş var. 1035 Nesa, 1038 Sera savaşları. Tamam? Nesa ve Sera savaşları. Bu savaşlar Gazneli ve Selçuklu arasında. Tamam? Bu savaşlar Gazneliler ve Selçuklu. Hani Afganistan'da Gazneliler vardı, İran'da Selçuklar vardı, Karahanlılar yukarıdaydı. O haritayı hatırlıyorsun. Şimdi burada dikkat etmem gereken nokta, Tuğrul Bey Gaznelilerle bu savaşları yaptıktan sonra Nişabur'da kendi adına hutbe okutmuştur. Ne demek olduğundan bahsedeceğim. İlk önce şöyle bir yazalım. Tuğrul Bey nerede hutbe okutmuş? Nişabur'da. Nişabur'da hutbe okuttu arkadaşlarım. Burada şuna dikkat edeyim. Hutbe okutmak ne demek? İlk önce onu söyleyeyim. Sonra da soruyu nasıl sorar ondan bahsedeceğim. Cuma namazında hükümdarın adının geçmesi demektir. Adı geçen kişi hükümdardır. Türk İslam Devletleri'nin hükümdarlık sembollerinde, belirtilerinde bunu göreceğim sizinle hutbe okutmak. Osmanlı Devleti'nde de var arkadaşlar. Şimdi sana soruyu nasıl yapar? Hangi savaşlardan sonra Tuğrul Bey kendi adına hutbe okutmuştur? Tamam? İşte Nesa ve Serah savaşlarından sonra. Nerede? Nişabur'da. Başkent zaten Nişabur. Tamam? Nişabur'da kendi adına hutbe okuttu. Bunu kesinlikle bildim. Hangi savaştan sonra özellikle? Savaşlardan demez de hangi savaştan sonra derse? Serah Savaşı'ndan sonra. Bu savaşları kimle? Gaznelilerle yaptığı savaşlardan mı derse? Evet, Gaznelilerle yaptığı savaşlardandır Tuğrul Bey'in. Ardından 1040 Dandanakan Savaşı. Arkadaşlar 1040 Dandanakan Savaşı zaten yine tam olarak kurulduğum tarihtir. Yine kimle kim arasında? Gazneli ve Selçuklu arasındaki bir savaştır. Dandanakan Savaşı. Zaten bundan bahsetmiştim ben size. Yine Gaznelilerle yapıyor. Resmen kurulduğu tarihtir. Hatta Gaznelilerin İran'daki Horasan hakimiyetine son veriyor Selçuklu Devleti ve Gaznelilerin İran'daki Horasan hakimiyetine son vererek kurulmuştur. Aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra Büyük Selçuklu Devleti
resmen kurulmuştur derse Dandan Akan Savaşı diyeceğim. Şimdi şöyle de soru yapabilir ki göreceksiniz zaten soru bankalarında. Tuğrul Bey hangi savaştan sonra başkenti Nişabur'dan Rey şekline taşımıştır? Bak bu savaştan sonra 1043'te 3 yıl sonra yani başkenti Nişabur'dan Rey. Bu nereye doğru yaklaşıyor Rey şehri? Bu Anadolu'ya doğru, batıya doğru ilerletiyor başkentini. Çünkü seferleri Anadolu'daki Bizans üzerine olacak arkadaşlarım. O yüzden şunu bilmem gerekiyor. İlk önce ne dedim? Resmen kuruldular dedim. Tamam. Resmen kuruldular dedim. Ve başkent nereye gitti? Rey şehrine taşındı yine Tuğrul Bey zamanında arkadaşlar. Tamam. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey umarım yoktur. Şimdi şu tarafa geçtiğimde yine Tuğrul Bey zamanından devam edeyim. 1048 Pasinler Savaşı. Evet. 1048 Pasinler Savaşı yine şöyle bildim. Selçuklu yani Tuğrul Bey ve Bizans arasındaki bir savaştır arkadaşlar. Tamam? Selçuklu ve Bizans arasındaki bir savaştır. İşte Erzurum'un Pasinler Ovası'nda, Erzincan'ın Pasinler Ovası'nda fark etmez. Yapılan bir savaştır arkadaşlarım. Bu şöyle Bizans'la yapılan ilk savaştır. İlk büyük savaştır. Tabii ki küçük çaplı keşif amaçlı seferlerimi yapmışlardı 1010-1015 yılında arkadaşlar. Tamam? Evet. Hemen şöyle dedim. Bu savaşta tabii ki sadece Bizans değil, Gürcüler de var. Gürcü kralı Liparit esir alındı. Evet. Gürcü kralı Liparit esir alındı Pasinler Savaşı'nda. Anadolu'da Bizans'la yapılan ilk savaş ne ederse Pasinler Savaşı diyeceğim. Tabii ki burada artık neyi de anladım arkadaşlarım. Bizans'ı yenebiliyormuşum değil mi? Özgüvenim yerine geldi. Bizans'ı yenebildiğim alanı daha sert savaşlarda yapacağım. Bizans üzerine buna da dikkat etmem gerek. Şimdi şöyle geçelim. Alparslan dönemine geleyim. Evet, burasıları biliyorsunuz ki iki soruluk yerim arkadaşlarım. Sultan Alparslan, sonra Melikşah diye devam edeceğim. Evet, Sultan Alparslan'ı ilk önce şöyle bileceğim. Fetihlerin babası olarak bilinen Selçuklu hükümdarıdır. Alparslan Çağrı Bey'in de oğludur arkadaşlarım. Tamam. Şimdi neden Ebu'l-Feth olarak bilinir? Çünkü Kars'taki Ani Kalesi'ni almıştır. Ani Kalesi'ni aldığı için halife ona İslam aleminin lideri Ebu'l-Feth, fetihlerin babası. Tabii ki Melikşah da bu unvanı kullanmıştır. İleride göreceğim Fatih Sultan Mehmet de Ebu'l-Feth unvanını kullanacaktır. Fetihlerin babası unvanı İstanbul'u fethettikten sonra. Ve aynı zamanda şöyle de bir özelliği vardır kendisinin. Avrupalıların kendisine verdiği unvan ise adildir arkadaşlar. Tamam? Avrupalılar ne demiş? Adil demiş. Sultan Alparslan'a. Ayrıca Azerbaycan ve Kafkaslar üzerine seferlerde bulunmuştur. Alparslan dönemi gelişmelerindendir diyecek sana mesela sorunda. Bize dedi. Nereye? Azerbaycan ve Kafkasya seferi. Kafkasya seferi. Mesela Deşti Kıpçak seferi yapmıştır. Mesela Kafkaslardaki bir bölgedir arkadaşlarım orası. Deşti Kıpçak seferi yapmıştır yine Alparslan. Ve tabii ki şu tarafa geçeyim. Orada yormayayım kendimi Alparslan'dan devam ettiğimde. En önemli seferi ise 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'dir arkadaşlar. 26 Ağustos 1071'dir. İleride sizle göreceğim. Büyük Taarruz sırasında Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün de 26 Ağustos tarihini seçmesinin sebebi budur. 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz Afyon Kocatepe'den başlayacaktır. Burada bu savaşın en önemli özelliği Türkler kitleler halinde Anadolu'ya girmeye başladı. Büyük Taarruz'un önemli özelliği ise Yunan ordusunu, Rum ordusunu Anadolu'dan çıkarmış olacağım arkadaşlarım. Bilerek seçilmiş bir tarihtir. Şimdi hemen ne dedim? Alparslan ve Romanes Diagones. Türkçeleştirdim. Romanes Diagones, Roman Diyojen
Bizans hükümdarı Roman Diyojen arasında Muş'un Malazgirt Ovası'nda yapılmıştı. Şimdi ilk önce şundan bahsedeyim. Burada şöyle bir şey var arkadaşım. Mesela şöyle bir soru da soralım. Tabii ki detaydır ama belli de olmaz. Belki yaparlar. Sultan Alp Arslan Muş'un Malazgirt Ovası'nda direkt hadi gel bakalım savaşalım diye gitmiyor. Sultan Alp Arslan başka bir yere sefere gitmekteydi. Mısır üzerine sefere gitmekteydi arkadaşlar. Tamam. Hemen bir yazayım. Nereye? Mısır üzerine sefere gitmekteydi. Gitmekteydi. Kim? Sultan Alp Arslan. Hocam Mısır'da kim var? Türk olmayan bir devlet var. Fatih Miler. Hatta bir ara halifeliği bile elinde tutmuştur Fatih Miler. Tamam. Mesela şöyle soru yaptım. Sultan Alp Arslan Malazgirt Meydan Muharebesi öncesi aşağıdaki yerlerden hangisine sefere gitmekteydi? Mısır'a. Orada kim var? Fatih Miler diyeceğim. İleride anlayacağım o Fatih Miler'in kim olduğunu. Bir Arap devleti arkadaşlar. Türk devleti değil. O yüzden bizim literatürümüzde, içeriğimizde böyle bir devleti görmeyeceğiz biz sizinle. Tamam. Mısır seferine giderken Alparslan Roman Diyojen'in Muş'un Malazgirt Ovası'na geldiğini görüyor ve Mısır seferinden vazgeçip geri dönüyor. Yani işte Muş'un Malazgirt Ovası'nda da Roman Diyojen'le savaşıyor. Hatta Roman Diyojen'i esir alıyorlar arkadaşlar. Tamam. İlk önce yazdım onu. Bir sonuç olarak neymiş? Roman Diyojen esir alınmıştır. Ya da Bizans hükümdarı esir alındı. Ama benim törendir esirlerime öyle barbarca davranmam arkadaşlarım. Teselli etmiştir Sultan Alp Arslan'ı. Hatta bir anlaşma yapmıştım. Bizans'ı vergiye bağlamıştır. Seni bırakacağım demiştim falan yani. Tabii ki buradaki mantık şu. Sen şimdi Roman Diyojen'i esir almışsın. Geri bıraksan bile adamı yolda da öldürecekler ki yolda da öldürürler herkes. Hani ne oldu da seni Sultan Alp Arslan esir bıraktı diye Bizans bundan kıllanır. O yüzden Roman Diyojen'i daha yolda da öldürmüştür Bizans askerleri. Tamam. Ve mesela burada şuna dikkat edeyim. İleride Mustafa Kemal Atatürk Büyük Taarruz sırasında 2 Eylül'de herkes 26 Ağustos'ta mesela Büyük Taarruz'u başlatacak. Kocatepe'den İsmet Paşa'nın isabetli top atışlarıyla başlayacak. 2 Eylül'de Uşak'ta Yunan komutan vekilleri Trikopis ve Dienis'i esir alacak Mustafa Kemal. Atatürk'ün huzuruna getirecekler Uşak'ta. Onları teselli edecek. Ben çok severim. Başka videolarda da söylemişimdir kesin ya da oradaki ilerideki videolarda falan. Ya da söyleyeceğim. Şöyle diyor Trikopis'e ve Dienis'e. Savaş bir talih oyunudur general. Bazen en yeteneklisi bile kaybedebilir. Başarısızlığınız talihten gelmektedir. Lütfen üzüntü duymayınız diyor. Ve İsmet Paşa'ya dönüp paşalara sigara ve kahve ikram ediniz diyor. Şimdi bak burada da Mustafa Kemal Atatürk Türk töresine göre hareket etmiş ve Alparslan gibi davranmıştır. Yani biz esirlerimize öyle barbarca davranmayız arkadaşlar. Peki bundan sonra ne oldu? Bundan sonra şöyle oldu. Anadolu'nun kapıları o klasik cümledir ama işte ilkokuldaki bir çocuğa böyle anlatılmamalıdır bu ders. Anadolu'nun kapısı soyut düşünemiyor daha çocuk. Ben mesela Anadolu'nun kapısı olduğunu düşünüyordum. Tamam. Şöyle dedim. Türkler Anadolu'ya girmeye başladı. Evet, Türkler Anadolu'ya girmeye başladı. Kitleler halinde Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı ve birinci Türk beylikleri kuruldu. Türkiye tarihi ya da Anadolu tarihi başlatacak. Yani bu savaş neyi başlatmıştır? Türkiye tarihini ya da Anadolu tarihini başlatmıştır. Şimdi arkadaşım burada şöyle bir şey var. Bizans'tan bıkmış, Bizans'ın ağır vergilerinden bıkmış da bir Anadolu halkı var. O yüzden Türklerin Anadolu'ya girmesini çabuk kabulleniyorlar yani. Bizans'ın baskısından bıkmışlar. O yüzden yeter ki Türkler gelsin mantığı da var burada. Ama bu birinci Türk beyliklerini göreceğim ben size. İşte Danişmentler, Çakabeyli, Artuklar falan diye. Bu birinci Türk beylikleri kılıç hakkı sonucunda kurulmuştur. Çıkmış bir sorudur. Kılıç hakkı sonucunda. Arkadaşlarım kılıç hakkı ne demektir? Şimdi Sultan Alp Arslan Malazgirt Meydan Muharebesi'nden sonra askerlerine şöyle diyor. Anadolu'da fethedilen her yer fethedenin malıdır diyor arkadaşım. Yani aslında yeter ki Anadolu'yu fethedin mantığı var burada. Yeter ki Anadolu'ya girin ve o topraklar fethettiğiniz topraklar sizin yani teşvik ediyor. Onları ne yapıyor? Daha çok iştahlandırıyor. Mesela atıyorum Danişment Ahmet Gazi Sivas Tokat Kayseri civarını almış. Danişmentler Beyliği
kurulmuş. Biz de ona birinci tür beyliği diyeceğiz, tamam? Sultan Alparslan'ın Malazgirt Muharebesi'nde kesinlikle unutmadım arkadaşım. Evet. Şimdi şu tarafa geçtiğimde Melikşah'a gelelim. Hemen en parlak dönemini yaşatan hükümdardır. Melikşah Alparslan'ın da oğludur arkadaşlarım. Hemen ona bir bakalım. Sultan Melikşah dönemi. Şöyle dedim. Melikşah en parlak dönem. En parlak dönem Melikşah dönemidir. Hatta amcasınınla bir Kavut diye bir amcası var. Onunla Karaç Muharebesi'ni yapıyor ve öyle çıkıyor tahta. Ama bu çok detaydır, seni ilgilendirmez. Mesela şöyle bir ünvan var. Celalüt Devle ve Emirül Mümin. Müminin. Tamam mı? Bak. Devletin azametlisi, işte inananların komutanı anlamında, ama Ebu'l-Feth ünvanını da kullanmıştır. Şimdi zaten Ömer Hayyam'ın ona sunduğu takvim, Celali takvimi, onun şu ünvanından kaynaklanacak. Hemen yazdım o zaman. Ömer Hayyam, Melikşah hangi takvimi sunmuştur? Ekonomik amaçlı bir takvim. Türklerin kullandığı takvimlerde de gördüm. Celali takvim. Bu Celali takvimin ismi nereden gelmektedir? Melikşah'ın ünvanından gelmektedir arkadaşlarım. Buna da dikkat etmem gerekti. Tamam? Evet. Ömer Hayyam zaten rubayileriyle ünlüdür. Ömer Hayyam çok önemli rubayileri de var. Ben ders aralarında söylerim zaten. Söylemişimdir de kesin. Hemen şöyle devam edelim. Fetret devri. Sadece Osmanlı Devleti'nde yok. Burada da Fetret devri var. 1091 ve 1118 yılları arasında. Arkadaşlar, Büyük Selçuklu Devleti 1091 ve 1118 yılları arasında aşağıdaki hükümdarlardan hangisinin ölümüyle Fetret devrine girmiştir dersen, ne diyeceğim? Melikşah'ın ölümüyle Fetret devrine girmiştir demem gerekiyor kesinlikle, tamam? Neymiş 1091-1118? Bazen şöyle soru gördük biz PGM'in denemelerinde. Diyor ki bu Fetret devrinde hangi çocuklar taht kavgasına karıştı ya da karışmadı? Melikşah'ın oğulları arasında taht kavgaları yaşanıyor. Kim onlar? Mahmut. Tamam. Berk Yaruk. Muhammed Tapak. Ve Ahmet Sencer ya da Sultan Sencer. Evet. Mahmut, Berk Yaruk, Muhammed Tapak ve Ahmet Sencer arasında Fetret devri yaşanıyor arkadaşlarım. Melikşah'ın ölümüyle yaşandı. Ve şu hükümdar Ahmet Sencer, Erdoğan Merç ile göre Büyük Selçuk Devleti'nin ikinci yükseliş dönemi olarak nitelendirilmiştir. Tamam? Hemen şöyle dedim o zaman. Sultan Sencer dönemi. Tamam? Fetret devrine, Melikşah'ın ölümüyle başlayan Fetret devrine son veren hükümdar kim derse ne diyeceğim? Büyük Selçuklu'da Sultan Sencer diyeceğim. Hemen onu ekledim. Fetret devrine son vermiştir. Tamam? Sultan Sencer. Dediğim gibi tekrar ediyorum. Erdoğan Merçil'e göre devletin ikinci yükseliş dönemi olarak da bilinmektedir. Şunu yazayım bir açıklayayım. Oğuz isyanlarında esir alınmıştır. Evet. Oğuz isyanlarında esir alınan bir Büyük Selçuklu hükümdardır. Arkadaşlarım, Oğuzlar devlete küstürülüyor. Bak, devletin kurucu unsuru Oğuzlar. Tamam, devletin kurucu unsuru. Fakat Oğuzları devlet yönetimindeki kadrolarda kullanmıyorlar. İran etkisi, Fars kültürü etkili devlet yönetiminde burada. Dolayısıyla Oğuzlar da devlete küsüyorlar. Sınır boylarında falan kullanıyorlar Oğuzları. O yüzden devlete küsüyor. Oğuzlar isyan ediyor. Oğuzlar isyan ediyor. Sultan Sencer esir alınıyor arkadaşım. Oğuz isyanlarında esir alınan Selçuklu, Büyük Selçuklu hükümdarı kim derse ne diyeceğim? Sultan Sencer demem gerekiyor. Tabii ki daha sonra kurtuluyor. O esaretten kurtuluyor. Devletin başına tekrar geçiyor. Burada da bir Katman Savaşı var. Katman Savaşı 1141. Kimle? Karahitaylarla. Evet.
Devletin yıkılış sebeplerinden biridir. Katvan Savaşı bir Moğol kabilesidir arkadaşlarım. Sultan Sencer döneminde yaşanmıştır. Devletin yıkılış sebeplerinden biri olduğunu bilmem yeterli. Karahitaylar birazcık bak zaten 1141 devlet ne zaman gidiyor? 1157'de. Devleti birazcık yıkılış sürecine sokuyorlar bu Karahitaylar. Hemen şu tarafa geçtiğimde o zaman neye bakalım? Yıkılış sebeplerine bir bakalım. Zaten aynı nottaki gibi ilerliyorum arkadaşlarım. O sırayla gidiyorum yani. Tekrar ettim. Kanalın başında sağ üstteki yerde ne yapabilirsiniz? Google Drive'dan notları indirebilirsiniz. Tamam mı? Yani ücretsiz bir şekilde. Hemen şöyle dedim. Yıkılma sebepleri. Büyük Selçuklu Devleti. Her Türk devletinde şu bir sebeptir. Her Türk devletinde. Taht kavgaları. Yıkılma sebeplerini her türlü. Çünkü kut inancı, veraset anlayışı gibi sebeplerden dolayı ne var? Tahtı, bana da geçti babamdan yönetme etkisi diyor. Veraset neydi? Ülke ailenin ortak malı. Benim de malım. Taht kavgaları çıkmıştır kesinlikle. O zaman şuradaki Oğuz isyanlarını yazabilirim. Oğuzların devlete küstürülmesi ve Oğuz isyanları arkadaşlarım. Mesela Katvan Savaşı 1141. Katvan Savaşı yazabilirim. Ve şu çok önemli. Haşhaşilerin ya da Batınilerin yıkıcı etkisi. Şimdi arkadaşlar, Haşhaşiler ya da Batıniler olarak bildiğim tarikat Hasan Sabbah'ın tarikatıdır. İran'daki Alamut Kalesi'nde yaşarlar. Selçuklu devlet kadrolarına sızarlar. Ve Selçuklu'nun yıkılmasında etkilidirler arkadaşlar. Şimdi burada yani devleti başını ele geçirmeye çalışıyor sızarak devlet yönetimi. Bu zaten benziyor biliyorsunuz. Bizdeki darbe girişimine benzediği için 2017 KPSS'de soru yaptılar. Cevap sadece Haşhaşilerdi. İşte Selçuklu devleti kadrolarına sızıp devletin yıkılmasında etkili olan tarikat diye sordu. Haşhaşiler idi. Hasan Sabbah kendi ne göre yorumluyor Kur'an-ı Kerim hadislerini? Bu hatını bir inanç olarak ortaya çıkıyor. Kendine kişileri haşhaş içirerek inandırıyor. Arkadaşlarım esrar, afyon içirerek inandırıyor. Alamut Kalesi'ne getirdiği kişileri. Böyle onlara işte içerisinde kafa yapıcı esrar ya da haşhaş olan şaraplar ya da şuruplar içiriyor. Onlara tarikatın nasıl bir tarikat olduğunu anlatırken etrafını güzel kızlar sarıyor falan yani. Dolayısıyla bu faaliyetlerin anlatıldığı kişi de Hasan Sabbah'ın müridi oluyor. Hatta Melikşah'ın çadırına kadar bile sızıyorlar arkadaşlarım. Şey diyor, seni öldürebilirim ama gücümü gör diye öldürmenin. Bazı kaynaklarda Melikşah'ın öldürülmesinde haşhaşilerin de etkili olduğu falan yazar. Tamam mı? Evet. Şimdi burada şuna dikkat etmem gerekiyor benim. Bu haşhaşilere kim son verdi arkadaşlar? Onu da buraya yazayım. Selçuklular değil. Bir Moğol kolu olan, Anadolu'yu istila edecek onlar, göreceğim onları bir dahaki derslerde. Bir Moğol kolu olan İlhanlılar, Anadolu'yu istila edecekler. Kösera Savaşı'yla, buna Moğollar da denir bu İlhanlılara. Bu Haşhaşilere de, İran'daki Alamut Kalesi'nde yaşayan bu Haşhaşilere de kim son verecekmiş? İlhanlılar ya da parantez içerisinde işte Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han tarafından İran'da kurulacak bunlar ileride arkadaşlarım. Anadolu'da siyasi parçalanmışlık yaratacaklar. Kim son vermiş Haşhaşilere? İlhanlar diyebiliriz. Peki döndüğümüzde başka yıkılma sebebi bunların. Şunu söyleyeyim. Abbasilerin siyasi güç elde etme isteği. Şimdi bakın biraz önce bir şeyden bahsedecektim unuttum. Tuğrul Bey zamanında Abbasi halifesini Tuğrul Bey ki adını da söyleyeyim Kaim bi Emrullah. Bunlar Arap İslam Devleti'ydi Abbasiler. Arap Yarımadası'na biliyorsunuz. Abbasi halifesini Şii baskısından kurtarıyor. Tamam mı? Şii Büveyoğulları diye küçük bir devletçik var. Gene Tavaif-i Mülk Devleti. Abbasi halifesini Tuğrul Bey Şii baskısından kurtardıktan sonra Abbasi halifesi Tuğrul Bey'e şu unvanı veriyor. Sultanül Magrib vel Maşrib. Yani Doğu'nun ve Batı'nın sultanı unvanı veriyor. Ön lisansa sorular. Kime verilmiş bu unvan? Tuğrul Bey'e Doğu'nun ve Batı'nın sultanı. Ve bundan sonra Abbasi halifesi Kaim bin Emrullah diyor ki Tuğrul Bey'e sen bundan sonra
Devlet işlerine bakacaksın. Ben de İslam aleminin lideri olarak ne yapacağım? İşte din işlerine bakacağım diyor. Burada hatta bana yüksek lisans mülakat sorusudur. Laiklik ilk defa nerede uygulandı Türk İslam Devletleri'nde dedi hoca. Burasını soruyormuş. Ben söylemedim. Uygulanmamıştır dedim yani. Şimdi baktığında burası iki ayrı devlet. Yani kısmi bir laiklikten bile söz edilemez arkadaşlarım. Ayrıca uygulanmamıştırın kanıtı da şudur. Abbasi halifesi Tuğrul Bey'e sen devlet işlerine ben din işlerine bakacağım dedikten sonra halifeler ne yapmaya da çalışmışlar? Selçuklular dini gücü bırak siyasi güç elde etmek de istemişler. Bu siyasi gücü elde etmek için de Selçuklu hükümdarı çocuklarına ki Melik denir Selçuklu hükümdarı çocuklarına kışkırtmışlar ve taht kavgalarına sebep olmuştur Abbasi halifeleri. Yani bu halifeler dini gücü elinde bulundururken siyasi güç de elde etmek için taht kavgaları çıkarmışlar. Bu da devletin yıkılma sebeplerindendir arkadaşlarım. Ve aynı zamanda da atabeylerin bağımsız olmaları. Şimdi bu atabey neymiş ona hemen dikkat edeceğim. Bunlar yıkılma sebepleri. Şunu söyleyeyim. Büyük Selçuk Devleti'nin yıkılma sebeplerinden değildir diyor arkadaşlarım. Anadolu Selçuklu'nun yıkılma sebeplerinden birini koyuyor. Atıyorum Köse Dağı Savaşı ya da atıyorum Baba İshak İsyanı. Onları Anadolu Selçuklu'nun yıkılma sebeplerinden göreceğiz. O ayrımı yapman lazım. Anadolu Selçuklu'nun yıkılma sebebiyle Büyük Selçuklu'nun yıkılma sebebini karıştırmaya çalışıyor. Ve ben şuraya hemen Atabeylik neymiş ona bir bakayım, tamam. Şöyle dedim. Atabeylik. Arkadaşlar, Atabey şudur. Melik eğitmenlerine. Bak, Selçuklu'da hükümdar çocuklarına Melik deniyor. İslamiyet öncesi Türk devletlerinin hükümdar çocuklarına Tigin deniyordu, değil mi? Evet, burada Melik deniyor. Tiginleri eğiten Ataman ya da İnaldı. Burada ise Atabey'dir. Melikleri eğiten. İlk Atabey ise Nizamülmülk'tür. Nizamülmülk. Tamam. Evet. Bu Nizamülmülk Alparslan ve Melikşah dönemindeki bir vezirdir aynı zamanda arkadaşım. Devlet işlerinde yardım eder. Kimlerin zamanında vezirdir diyebilir Nizamülmülk? İranlı zaten. Kimlerin zamanında Alparslan ve Melikşah zamanlarında vezirlik yapmıştır kendisi. Buna dikkat etmem gerekiyor. Ve neymiş? İlk Atabey'miş. Aynı zamanda Bağdat'ta Nizamiye medreselerinde kuracaktır. Eğitim kısmında göreceğim onu Nizamiye medresesini. Dünyanın ilk üniversitesi olma özelliği de vardır Nizamiye medresesi. Şimdi çocukları eğiten kişiye ne denirmiş? Melikleri eğiten kişiye Atabey denirmiş. Şimdi arkadaşlarım ben aileden bir çocuğu aldım, bir meleği aldım, gittim atıyorum Musul'a. Tamam. Boyların başına gittim yani. Devlet yönetimine deneyim kazandıracağım çocuğu. Eğitirken bir bakıyorum ki bu sebeplerden dolayı Selçuklu'nun merkezi zayıflamış. Zayıflayınca ben de nasıl olsa soydan bir çocuk da elimde diye bağımsızlığımı ilan ediyorum Musul'da. Bu da devletin parçalanmasına, kollara ayrılmasına sebep oluyor. Yani devletin yıkılmasına sebep oluyor Atabeyler arkadaşlar. O zaman mesela kimmiş bu Atabeyler? Biraz detaydır ama bir görelim gene de. Mesela Zengiler. Evet. Zengiler Musul Atabeyliği. Musul Atabeyliği. Mesela Böriler Şam Atabeyliği. Şam Atabeyliği. Mesela İldeniz oğulları arkadaşlarım Azerbaycan Atabeyliği. Mesela Bektegin oğulları Erbil Atabeyliği. Erbil Atabeyliği. Mesela Kumaçlar Horasan Atabeyliği. Horasan Atabeyliği gibi arkadaşım. Tamam. Şimdi bunlar Atabeyler. Ne yapmışlar bak?
çocukları eğitmek için gitmişler. Gittikleri bölgede de bağımsızlığını ilan etmişler. Selçuklu'nun zayıflamasında da etkili olmuşlar. Tabii bir de Selçuklu zayıflayıp parçalanınca şöyle devletleri de çıkıyor. Mesela Suriye Selçukluları, Anadolu Selçukluları, Kirman Selçukluları, Horasan Selçukluları gibi Selçuklular da ortaya çıkıyor. Parçalanma sürecinde böyle oluyor arkadaşlar. Tamam? Evet. Büyük Selçuklu Devleti böyle. Bundan sonra biz sizle Alparsların Anadolu'ya girmesiyle ortaya çıkan 1. Türk Beyliklerini ve Anadolu Selçuk Devleti'ni göreceğiz arkadaşlarım. Bu dersimiz bu kadar. Umarım anlaşılmıştır. Diğer derste görüşmek üzere.